Sevgili dostlar, Allah'a hamd ve Resulüne ve âline ve ashabına salatu selam getirdikten sonra yine ashabla ilgili konumuza devam ediyoruz. Kur'an-ı Hakim'de Cenab-ı Hak İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Radiyallahu anhum ve radu anh. Ve radu anh. Evet. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razıdır. Kim bunlar? Sahabe, ashab. Evet. Tevbe suresi 100. ayette Cenab-ı Hak onlar için böyle söylüyor. Ve bir diğer ayette ise En'am suresi 54. ayette ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki selam size. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Evet. Merhametlilerin en merhametlisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O konuda bir problemimiz var mı? Kesinlikle hayır. Evet, bakınız, mahlukat içerisinde ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her güzel ahlakta olduğu gibi merhamet konusunda, şefkat konusunda da önde ve lider olduğunu çok rahatlıkla görüyoruz. Onun şefkati kemal derecesindedir ve kemal zatında sevilir. Evet, her kemal ve cemal sahibi kendisini görmek ve göstermek istemesi sırrıyla Cenab-ı Hak, bakın bu, yeryüzünü ve kainatı evrenin yapmış, yaratmış. Yani hem kendi görecek, hem de başkalarının gözüyle görecek. Evet, yaratılışımız biraz da buna bağlı. Kemal sahibidir Cenab-ı Hak. Ve kemal sahibi olduğu için sevilir. Evet, mahlukatın içerisinde de insanlar en şereflidirler. Ve o şereflilerin de en şereflisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet, onun şefkati de kemal derecesindedir. Merhameti son derece yüksektir. Evet, onun merhametinden öte merhamet, onun şefkatinden öte şefkat yoktur. Tabii mahlukat noktasından söylüyoruz. Cenab-ı Hak onu şefkat ve merhamet kahramanı olarak ortaya koymuş ve yaratmış. Bize öyle birisini seçmiş. Evet, şimdi ister kadınlara, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için ifade ediyorum, ister diğer insanlara, ister hayvanlara, Hatta bitkilere olan onun merhameti ve şefkati en ileri derecededir ve zirvededir. Onu yakalamak ve onu geçmek hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili dostlar. Tabii bunu ifade ederken şunu da bileceğiz. Yani merhametin ve şefkatin de mutlaka sınırı olmalıdır. Kalkıp da efendim bir terörist ne yapılamaz? Sevilemez. Onu kucaklayamazsınız. Efendim o da insan. İnsandır ama insanları öldüren, insanların hayatına son veren bir zalimdir. Eğer bu noktada devlete karşı, millete karşı,
herhangi bir şekilde bir terör eyleminin içine girmişse o noktada ona merhamet de yoktur, şefkat de yoktur. Evet, bunları ister Kur'an ayetlerinden, ister hadislerden ortaya koymak, nasıl bir ölçü belirlemelidir bunu öğrenmek mümkündür. Evet, bakınız, şefkat kahramanı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahih bir rivayette, Haşir meydanındaki o dehşetli anda ve herkesin, hatta enbiyanın, yani peygamberlerin bile nefsi, aman ben kurtulayım da kim ne olursa olsun dedikleri bir zamanda, evet, eşlerin birbirini düşünmediği, çocukların anasını, babasını, babaların, anaların çocuklarını, evlatlarını düşünmekten uzak kaldığı, sadece kendi derdine düştüğü o anda, yani nefsi aman ben kendimi kurtarayım dediği bir hengamda, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o mahşer meydanında, o dehşetli anda ümmeti diyecek. Evet, işte bu haliyle, yani ben kendisini değil, bakın, o ben kurtulayım kim ne olursa olsun demiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine bakınız, o diyor ki ümmeti aman benim ümmetim. Hatta şöyle, yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış söylüyorsam lütfen bana yazarak yanlışımı da tasih etmiş olursunuz. Ben de size teşekkür ederim. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındaki bütün peygamberlerin birer ikişer böyle dua hakları söz konusu olmuş ve ne isterse Allah onu verecek dünyada. Yani çok konularda mutlaka dua ediyorlardı. Fakat bu özel bir istek, özel bir dua. Diğer peygamberler haklarını dünyada kullanmışlar. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte o mahşerin dehşetli anında kullanılmak üzere ümmetini ne sahip çıkmak için şöyle koymuş ve orada kullanacağını ifade etmiş. Evet, işte onun için ne kadar Müslüman olduğumuza şükretsek, Allah Resulü'nün ümmeti olduğundan dolayı iftihar etsek, gurur duysak, inanın azdır. Şimdi sadece kuru kuruya bir gurur, kuru kuruya bir iftihar, büyüklenme değil şüphesiz. Onu adım adım takip etmek, onun vermiş olduğu, ortaya koyduğu prensiplerle bir hayat düzeni kurmak, hayatımıza bir yön göstermek, yol göstermek, bir çeki düzen vermek. İşte bu haliyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık olduğumuzu da göstermiş olacağız. Evet, demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesin o dehşetli anda nefsi, ben kurtulayım dediği bir dönem içerisinde Peygamberimizin ümmeti demekle aman ümmetim kurtulsun, aman ümmetim kurtulsun şeklinde, bakın, o şefkatini ve merhametini ne yapıyor, gösteriyor ve inşallah gösterecek. Evet, yeni dünyaya geldiği zaman da bu rivayet-i sahihada bu böyle var. Var mı? Var. Evet. Ama bir rivayet daha var. O da şöyle.
Bu gelecekle ilgili. Yani haşir meydanı ile ilgili o söylediğimiz. Ümmeti, ümmeti diyecek orada. Bir de şimdi mazi, yani geçmişle ilgili olmak üzere de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya geldiğinde ehli keşfin tasdikiyle validesi, annesi onun böyle münacatından, böyle hani tabir caizse Allah affetsin, böyle bir takım şeyleri seslendiriyor ama tam böyle belki de anlaşılıyor anlaşılmıyor arasında mırıldanma tabiri kullanılır ya, öyle bir durumda, münacatında, yalvarışında, yakarışında yine ümmeti ümmeti demiş ve anası bunu Hazreti efendim Amine validemiz işitmiş ve bunu demek ki başkalarına da söylemiş. Evet, onun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatı, tarihi, onun neşrettiği şefkatli o güzel ahlakı, efendim şefkatin ve merhametin kemali, en olgun şekli ümmetinin de hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermiş olması, ümmetin bütün saadetleriyle kemali şefkatinden, tam bir şefkatten, şefkatle alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş oluyor. Yani bakın, hem doğduğu anda ümmeti ümmeti demiş, hem vefatından sonra Müslümanlara, ümmetine o şeyde haşir meydanında, o dehşetli anda, mahşerde yine ümmeti ümmeti diyerek şefkatini, merhametini en güzel şekilde gösterdiği gibi onların salavatlarını da bir şekilde alıyor ve her an bakın biz namazlarımızda, günde efendim her bir oturuşumuzda, yani son rekatlarda, sünneti müekkede olanların son rekatında, efendim farzların dörtlü veya üçlü veya ikili olanların son oturuşunda biz bakın salli barik okuyoruz, salavat getiriyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Niye? Yine tabir caizse yine kendimiz için. Yani o sevdiği için böyle yapıyor. Biz de o sevgiye, merhamete ve şefkate karşılık veriyoruz. Demek ki o şefkatin karşılığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir salavat gönderme gibi bir sorumluluğumuz vardır. Evet. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hala bizimle bu noktada alakadardır. Onun ilgisi, ilişkisi, irtibatı mutlaka devam etmektedir. Evet, gelelim isterseniz bunu burada kesmeden önce şöyle diyelim. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin, yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani hem dünya hem ahiret saadet ve mutluluk rehberi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine, onun sünnetine uymak ne kadar güzel, uymamaksa ne kadar vicdansızlık. İşte madem ki o beni düşünüyorsa, ben ona karşı olan vazifemi yapmıyorsam, bu ne kadar bir büyük nankörlük olur, vicdansızlık olur
İşte bunu kıyas etmek lazım. Evet, o bizi düşünecek, biz onu düşünmeyeceğiz ve onun sünnetine müraat etmekle, efendim uymakla onun ümmeti olduğumuzu göstermezsek, o zaman cidden nankörlük ve vicdansızlık olur. Cenab-ı Hak beni de, sizi de, ümmeti Muhammed'i de bu tarzdaki nankörlükten, vicdansızlıktan uzak etsin diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.